Bu çay benim miydi acaba? Bu suyun parasını da ben vermiş miydim? Birinin hakkını tam vermeyince bir yukarısına sıçrayamazsınız. Çünkü peygamberler yaptıkları şeyler karşısında dünyevi hiçbir şeye o işi bağlamamışlar. Hiçbir beklentiye bağlamamışlar. Allah için yaptığım hizmet karşılığında bir cübbe ölçüsünde bir şey alacaksam Allah canımı alsın yerle bir olayım. Ve bir gün sahabinin dediği gibi hey gidi günler diyeceksiniz. Hz. Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanlığın yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Hazreti Gazzali'nin vera meselesini İhya-ül Ulumuddin'inde okuyoruz o bahisleri. İfadesi sadedinde meseleye bakarken elini uzatacağınız şey, efendim bu bardak benim mi acaba, bu tabak da benim mi, bu çay benim miydi acaba, bu suyun parasını da ben vermiş miydim? Kuşkuları karşısında bunu elini uzatırken veya birine bağışladığım bir kitap, onun odasına gittiğin zaman yine ona sormadan o kitabı acaba elime alabilir miyim? Sen vermiştin başta. Fakat artık onun mülkü olmuş o. Ona elimi sürebilir miyim? Vera. Bu ölçüde bir hassasiyetle meselelere yaklaşma meselesi işte o ubudiyetten ubudete sıçrama basamağıdır. Miracıdır o. Bir asansörüdür. Birinin hakkını tam vermeyince bir yukarısına sıçrayamazsınız. Bu açıdan da geriye dönüyorum tekrar. Yaptığınız şeyler Enbiya-i İzam'ın yaptığı şeylerdir sizin. Onun için yolunuza peygamberler yolu deniyor. Çünkü peygamberler yaptıkları şeyler karşısında dünyevi hiçbir şeye o işi bağlamamışlar. Hiçbir beklentiye bağlamamışlar. Dünyevi değişik şeylere bağlantılı olarak kutsal şeyler yapanlar bile başarılı olamamış ve ortaya koydukları başarılı gibi şeyler de devam etmemiştir. Onun için onlar in ecce illa alallah. Aynı şeyi Yasin suresinde Habibi Neccar diyor. İttebi'u men la yeselukum ecren ve hum muhtedun. Kendileri hidayet yolunda, peygamberler yolunda yürüyorlar. Bu aynı zamanda da karşılığında sizden bir şey istemiyorlar. Eğer bir gömlekle bu işe girmişlerse şayet mezara gidileceği an bile ya o kefen parası da yok bunu bu gömlekle mi gömsek acaba dedirtecek kadar o mevzuda istina ruhuyla hareket ediyorlar. Allah için yaptığım hizmet karşılığında bir cübbe ölçüsünde bir şey alacaksam Allah canımı alsın yerle bir olayım. Bu mülahaza ile hareket etme. Yaptığı hizmeti Allah yolunda bile olsa gerçekten dünyevi saltanat adına kutsalları kullanma değil de Allah yolunda bile olsa onunla benim bir binam olsun başımı sokacağım. Onunla benim bir arabam, bir zırhlı arabam olsun, birkaç tane zırhlı arabam olsun, biraz daha nemrutlaşarak bir sarayım olsun, birkaç yerde gittiğim her yerde başımı sokacağım bir villam olsun. Mülahazalarına bağlamışsan bunu, peygamberler yolundan çoktan çıkmışsın sen. Adım adım tam, acaba tam izine bastın mı diye lain şeytanı takip ettiğinin farkında değilsin. Lain şeytanın, ara sıra camiye gelsen bile lain şeytanı takip ettiğinin farkında değilsin. Kur'an ölçü veriyor. اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسَلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ Kendileri adım adım peygamberler yolunda yürüyor. Ve karşılığında da sizden bir şey istemiyorlar.